Şimdi biraz önce biri değil mi? Sarı, turuncu, kırmızı renklerini saydı. İşte ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben böyle bakıyorum. Çok ufak gözüküyor. Işık mı gördün, halka mı gördün? Ben halka gördüm vallahi. Halka ışık gelmedi. Dokunursan kayabilir. Hemen dokunma. Dokunma. Bakayım ben. Tamam hocam. Köyün hemen üstünde bulunan bir açık alanda etkinlik yapıyoruz. Burayı, bu köyü özellikle etkinlik için seçtik. Çünkü bu hafta Cumhuriyet Bayramı'nın etkinlik haftası. Biz de bu bilim, köylerde bilim buluşmaları etkinlik dizisinde bu tema üzerinde etkinlik yapmanın daha doğru olacağını düşündük. Çünkü Cumhuriyet Bayramı'nın felsefesiyle, Cumhuriyet'in felsefesiyle bilimin kökleri aynı temelden gerçekleşiyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun felsefesiyle bilimin doğuşu, tarihi kökleri de aynıdır. Orta çağda din temelli skolastik dünya görüşü varken, sonrasında Batı'da ortaya çıkan Rönesans reform hareketleriyle beraber bilimsel yöntem, bilimsel kültür ve düşünme dünyaya damgasını vurmaya başladı 300 yıl içerisinde ve bunlar eş zamanlı olarak gerçekleşti. Osman Gazi Belediyesi'ne ve bu hareket etkinliği önce olan Bilim Astronomi Amatör Astronomi Kulübü yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bugünlerde günümüzde ne yazık ki unutulmaya çalışılan bir devin tekrardan hatırlatmak için buradayız. Çünkü o dev bizim ülkemizi şu anda nefes almamızı, hepimizin özgürce yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ve bu toplantıda, etkinlikte benim konum Atatürk ve bilimdir. Çünkü Atatürk'ü bizim toplumumuz genellikle asker, siyasetçi, devrimci olarak tanır. Ama bunun bir de bilim yönü vardır. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Atatürk'ün bilime verdiği önem ve bir tane bir olay daha var. Ulu Önder 1922'de, yani daha Cumhuriyet ilan edilmemiş, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış olan bir ülkenin lideri olarak Bursa'ya giriyor. Ve Bursa'da ilk kez şunu söylüyor: ben bütün fikirlerimi, düşüncelerimi, asker liseden itibaren düşündüklerimi bugün artık Cumhuriyet dediği de Türkiye'nin kurtuluşundan sonra açıklıyorum. Ve orada da diyor ki tek bir şey var: eğitim ve bilim. Eğer bir toplum eğitimsiz ve bilimsiz oldukça müddetçe herhangi bir karşı kuvvetin esiri olur. Fotoğraf ve astronomi üzerine ilgi duydum. Hani hiçbir zaman benim mesleğim olsun diye düşünmedim ama her zaman için hayatımda olsun, bana keyif versin diye düşündüm. Evet. Ondan sonra şu anda da zaten burada amatörce çektiğim astrofotoğraflarla bu gruba, bu etkinliğe dahil oldum. Bu etkinliği şöyle bir cümle kurmama izin verin. Bu etkinliği gerçekten önemsiyorum. Çünkü hani bilimden giderek uzaklaşıyoruz. Bunu hatırlatmak, ondan sonra tekrar bu ortamı yaşatacak o imkanı sunmak çok önemli. Osman Gazi Belediye Başkanımıza, Bilim ve Amatör Astronomi Kurumu yetkililerine, muhtarımıza, bize burayı açtığı için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir köyündeyiz. Çok anlamlı bir birliktelik olacak. Mensup olduğum Bursa Amatör Astronomi Kulübü halkla bilim buluşmaları serisi düzenliyor. Biz genelde kulübümüzün merkezinde yapıyoruz. Bugün köylerde bilim etkinliği kapsamında buradayız. Şimdi bildiğiniz üzere Cumhuriyetimizin 101. yılına doğru, kuruluşunun 101. yılına doğru ilerliyoruz tarih olarak. Biz bugün bu etkinlikte ben Cumhuriyet'in anlamını bilim konsepti kapsamında anlatacağım.
Sonra da Cumhuriyet'in hazırladığı bu bilim ortamının sonucu olarak ülkemize ilk bilim alanındaki ilk Nobel gururunu yaşatan Aziz Sancar'ı anlatacağım. Bölgenin tarihini ve doğası Sir Doktor Aziz Sancar anlatacak. Değerli katılımcılarım, Soğukpınar Köyü'nü ne kadar anlatsak bitiremeyeceğiz. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi döneminde Batum'dan Bursa'ya doğru yola çıkmışlar atalarımız ve 2,5 yıl gibi bir süreyle Bursa'ya gelmişler. İlk geldiklerinde kendilerine gemlik verilmiş. Ama orada sıtmadan çok can kaybı olduğundan istememişler. Arabaya tağın verilmiş. Orayı da beğenmeyince zamanın valisi gidin demiş. Nereye istiyorsanız sizi oraya yerleştireceğim. O dönemde dedelerimizden birisi de bu bölgede askerlik yaparken, atla gelip geçerken burada bir soğuk su görmüş. Ve demiş ki burası bizim memlekete benziyor ama bulabilir miyiz acaba? Günlerce bu coğrafyayı aramışlar. Burayı bulmuşlar. Gelmişler. Tabii yerleşmek pek kolay olmamış. Bu uzun hikaye. Çok uzatırsak sıkacağız sizleri. Buraya yerleşmişler. Buraya yurt edinmişler. Bu coğrafya en son gelen köy. 140-150 yıllık tahmin ediyorum o civarda bir köy. Etrafı 800 yıllık manav köyleri, yörük köyleri. Tek Batum'dan gelen o dönemde biz varız burada. Tabii Gürcü lafı yapıştırmışlar. Esasında biz Ağızkalı Türklerdeniz, Gürcü değiliz, Ağızkalı Türklerdeniz biz. Bu coğrafyaya yerleştiklerinde coğrafya sadece hayvancılıkla ilgilenen bir coğrafya. Bizimkiler farklı bir kültür getirmişler buraya. Meyvacılığı getirmişler hayvancılığın dışında. Yani her şeyin ilkini yapmaya başlamışlar burada. Evet, bakabilirsiniz. Maalesef daha büyük görmek isterdik ama. Bu işte o. Ben de onu gördüm. Hala gözüküyor mu? Yani lensi değiştirmedik. Aynı lens, aynı teleskop.